Arkadaşlar merhaba, Opel Astra J kasa araçlarda çekiş kontrol sistemi ile ESP'yi nasıl devre dışı bırakacağınızı ve çekiş kontrol sistemi ile ESP'nin ne işe yaradığını bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle çekiş kontrol sistemini devre dışı bırakmak istiyorsanız hemen radyo ekranının sol üst köşesinde yer alan şu simgeye arkadaşlar, şu simgeye basıyorsunuz. Bastığınız zaman ekranda bununla alakalı bir uyarı alacaksınız. Bastım. Arkadaşlar dikkat edin. Çekiş kontrolü kapalı. Simgesinde hemen şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çekiş kontrol sistemini devre dışı bıraktık. Şimdi bir de ESP sistemini devre dışı bırakacağız. Şimdi ESP sistemini devre dışı bırakmak için yine aynı tuşa, bu sefer uzun gene basacağız. Yaklaşık 8 saniye bastığımız zaman ESP'nin devre dışı kaldığını şu ekranın şurasında yanan ışıkla göreceğiz. Şimdi ESP'yi devre dışı bırakıyorum. Yine aynı tuşa basıyorum. Basılı tuttum ve bekliyorum. Yaklaşık 8 saniye sonra ışık yanacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. ESP işareti, ESP off. Yani şu anda aracı arkadaşlar ESP'si devre dışı, çekiş kontrolü devre dışı. Bunun normal bir Tofaş Şahin ile arasında herhangi bir fark kalmadı arkadaşlar. Şimdi ESP ile çekiş kontrol sistemini kısaca ben size anlatayım. Çekiş kontrol sistemi anti patinaj sistemi olarak geçer. Alman araçlarında bu ASR olarak ifade edilir. İngilizce olarak traction control system, yani ani kalkışlarda yüksek güç sarfiyatının önüne geçmek amacıyla yeni nesil arabalara çekiş kontrol sistemi konulmuştur. Bunun temel amacı aracın patiye kalkmasını engellemek. Ya da diğer bir fonksiyonu da şudur. Araç önden çekişli bir araç olduğunu düşünelim. Aracın bir tekeri yola tutunmuyor. Diğer tekeri ise yola tutunduğunu farz edelim. Şayet tekerlerden bir tanesi patinaja düşerse bu sistem devreye giriyor. Patinaja düşen tekerdeki gücü kesiyor, diğer tekere aktarıyor. Bu şekilde kullanım konforu sağlıyor. Yine patinajı engelleyerek arkadaşlar güvenlik sorunlarının önüne geçiyor. Yine araçta arkadaşlar diğer bir sistem ise ESP sistemidir. ESP sistemini hemen şu anda off olduğunu görüyorsunuz. Yine arkadaşlar şurada çekiş kontrol sisteminin kapalı olduğunu görüyorsunuz. Araç normalde bu iki sistem çalışır arkadaşlar. Yani bunu siz manuel olarak iptal edebilirsiniz. Şimdi ESP sisteminin açılımı elektronik stabilize programıdır. Yani ESP'nin görevi şudur. Hareket halindeki otomobilde ani bir manevra yaparak yoldan çıkma tehlikesiyle karşılaşırsanız otomobili kontrol altına almak için ESP devreye girer. Yani aracın tekerleklerine fren yaparak, komut göndererek zaten ABS ile eş güdümlü çalışır ESP sistemi. Bu şekilde aracın yoldan çıkmasını engeller. Şimdi ben son olarak şunu söyleyeyim. ESP sistemi ile çekiş kontrol sistemi, hemen simgelerini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar, güvenliğiniz için son derece önemli sistemlerdir. Sadece bunları belirli durumlarda iptal edebilirsiniz. Özellikle arkadaşlar aracınızı ekspere sokup bir dyno testine sokacaksanız mutlaka ESP'yi şu konuma getirin arkadaşlar. Yine çekiş kontrol sistemini kapatmayı unutmayın. Çünkü eksperlerde araca uygulanan testlerde bu sistemlere zarar verebiliyor. Yine arkadaşlar bu sistemi şayet bir kara saplandıysanız, özellikle çekiş kontrol sistemine bir kara saplandıysanız çekiş kontrol sistemini iptal edebilirsiniz. Kardan çıktıktan sonra ya da çukur aracın tekerinin bir tanesi bir yere saplandı, saplanırken yüksek güç istiyorsanız çekiş kontrol sistemini devreden çıkarın. Devreden çıkarırsanız bu sefer araç ivmelenme ile oradan çıkacaktır. Aracın bir tekeri bu durumdan kurtulduktan sonra mutlaka çekiş kontrol sistemi ile ESP'yi devreye almanızı tavsiye ederim. Bir de arkadaşlar şimdi bu ESP sistemi ile çekiş kontrol sistemi kişiler bireysel olarak çıkarabilmektedir. Niye? Çünkü daha iyi kullanıcı deneyimi hissetmek için. Yani araç sizin kontrolünüze geçiyor. Yani kimisi aracı Tofaş Şahin tadında kullanmak istiyor. Tabii
bu yeni nesil arabalar buna müsaade vermiyor. Tabii ki bunun önüne geçebilmek için de yine ESP ve çekiş kontrolü kapatabilirsiniz. Konuyla alakalı soruları bize yorum bölümüne yazarak iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.